Magazin'de pazarın sempatik muhabiri Emrah Günel'in yanına gideceğiz şimdi. Emrah, ünlüleri boncuk boncuk terletiyor biliyorsunuz bilmeceleriyle. Cevaplar aslında çok basit ama sorular biraz kafa karıştırıyor. Çünkü ünlülerin hiç çalışmadığı yerden geliyor ve aniden geliyor. O yüzden komik anlar oluşuyor. İzleyelim bakalım. Bizim Emrah yine yemedi, içmedi, yine hafta boyunca düşündü, taşındı, saatlerce kaşındı ve sonunda ünlülere ne sorarım da onları ters köşeye yatırırım, hamama girmiş gibi terletirim dedi ve başardı. Meri ya, ben okulu böyle geçtim, kopyayla versen biraz. Bir şey geliyor gibi aklıma böyle arkadan ama. Kümese nasıl giriyor ya Türkiye Milki? Söyleyeyim mi? Azıcık daha sinir. Emrah'ın ünlüler dünyasına sorduğu 0-12 yaş grubu bilmece ve zeka geliştirici soruları sürüyor. İşte bu haftanın soruları. İnsanları yüzüne neden su vurdurarak kaldırırlar? Hangi havada kar yağmaz? Belgeli su baskınına ne denir? 20 tilki, 10 tavuk, 8 kedi bir kümese girerse ne olur? Bozulduğu halde tahmin edilemeyen şey nedir? Kalp. Peki bu 0-12 yaş grubu sorulara ünlülerin cevapları ne olacak? İşte Emrah'tan bilmeceler geliyor ünlüler dünyasına şimdi. Belgeli su baskınına ne denir? Belgeli su baskını. Meri ya, ben okulu böyle geçtim, kopyayla versen biraz. Belgeli su baskını. Belgeli su baskını. Sel bastı. Belgeli su baskını. Na ne denir? Ya bunun altından ya çok böyle geyik bir şey çıkıyor. Evet, aynen. Selafan, hisayi. Ben söyleyeyim kardeşim. Söyle. Vallahi bilemedim bunu. Belgeli su baskını. Belgesel. Ya. Belgesel. Belgesel. Ay! Hayır, evet. Belgesel. Ay, gerçekten şeyiz biz de biraz. Güzel, fena değil. Evet, fena başka? Değil. İnsanları yüzüne neden su vurdurarak kaldırırlar? Yüzüne karşı vurmamak için. İnsanların kaldırma kuvveti vardır çünkü. Hoppa! Suyun kaldırma gücü olduğu için. Hoppa! Suyun kaldırma kuvvetinden dolayı. Suyun kaldırma kuvveti. Yani iyi bak, birkaç ay görüşmeyelim. Hangi havada kar yağmaz? Havaalanında. Ne bu? Söyle. Aydın havasında, uzun hava. Hangi havada kar yağmaz? Bir şey geliyor gibi aklıma böyle arkadan ama. Oyun havasında, bildin mi? Oba! Oyun havasında. Vay be. Roman havası. Oyun havası. Oyun havası. Bildim. Oyun havasında. Dur. Ya hava alın diyecektim ya ona oyun havası diyecektim. 20 tilki, 10 tavuk, 8 kedi bir kümese girerse ne olur? Şov olur ya. Aklına aklıma hiçbir şey gelmedi. Kümeste ne olur? Kümeste katliam olur. Herkes birbirini yer. Kümeste nasıl giriyor ya çirkin? Sıkıntı olur mu? Sıkıntı olur abi. Sıkıntı olursa? Kargaşa falan olur ama bilemedim, yok. Söyleyeyim onu, gürültü olur. Başka da bir şey olmaz. Gürültü olur. Ya. Bu sefer harbi bırakıyorum yani. Bu sefer gürültü olur. Ya doğru. İşte kargaşa dedim ya, gürültü olur, ona benzer bir şey. Bozulduğu halde tahmin edilemeyen şey nedir? Kalp. 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 Ne kadar romantik. Doğru, katılıyorum. Evet. Esra'ya sonuna... Aa, ne kadar duygusal biri çıktı içimden. Benim aklıma direkt kalp geldi ama çok romantik olarak. O bile bazen tahmin edilebiliyor yani. Bozulduğu halde ne? Ross. Diyor ki Emrah diyor. Evet ya Emrah, bu sanayide götürebilecek bir yer yok. Sen de çok romantik çıktın be abi. Ne? Gerçek hayatında öyle misin abi? Pozitif halde tahmin edilemeyen şey. Söyleyeyim mi? Azıcık daha sinir. Aa, hava. 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 Ney? Tamam. Hava. Aa, evet. Bak biliyordu dedim ben. Bak vallahi bilmiyor. Hayır, oradan yemin söylediler. Böyle de dürüst
bir insanım işte. Hava abi. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.